Mustafa'nın eğer katilse adalet önünde hesap vermesini bekliyor. Kahvehaneye sokmuyorlar. Birçok yere sokmuyorlarmış. Büşra'nın yanında biri varmış. Çarık Saraylılardan biri. Bir konuşalım kendisiyle. Büşra, kimin yanındasın? Evet. Didem Hanım, öncelikle size burayı göstermek istedim. Bir dakika, ona gelmeden önce Büşra dur bir dakika, sana bana gösterirsin de. Bunlar niye Zeynep'le ikisi gece gidiyorlar böyle gece motosiklette? Gündüz insanların yüzüne bakacak yüzleri yok mu? Niye gece böyle gece çok gece? Çok teşekkür ederim Didem Hanım. Öncelikle böyle bir şey sorduğunuz için gerçekten şurandayım. Yaklaşık 2 dakika önce olan bir şey hemen aktarmak istiyorum size. Çok kısa bir şekilde. Yasin buradan arkamdan arkadaşlarıyla motorla geçti. Ve ileride bana doğru dönelim, oraya girmeyelim. İleride bir market var. Oraya gitti. Böyle bir üstten bir bakış. Sanki ben burada kendi terliğimin tekini arıyorum. Sanki biz onların düşmanıyız. Ya da biz sanki burada bir oyun oynuyoruz. Hala ciddiyetin farkında değiller. Vızır vızır bir aşağı bir yukarı. Mustafa, işte Zeynep, Yasin. Herkes bir seyahat halinde burada. Gelin kızı beraber arayalım dediğimizde de enteresan bir tepki var. Anlayamıyorum yani. Dediğim gibi 2 dakika önce gene nefret dolu gözlerle bana baktı, ilerledi gitti. Neden sağa sola gidiyorlar, bizim yanımıza gelmiyorlar anlamıyorum. Ama peki bu arada ama Çarık Saraylılar'da artık herkesin sabrı tükendi. Çarık Saraylılar'ın sabrı tükendi biliyorum. Kendi kız evlatları da var. Kendi kızları da var. Herhalde onlardan da korkuyorlar. Çünkü yani orada köyde bir çocuk öldü. Kız çocuğu istismar edilmiş, hamile bırakılmış, öldürülmüş. Bütün kızlar ya, bunu bir defa yapan daha önce de demek ki böyle eğilimleri var demek ki. Yani daha önce böyle... Ya bir pedofili eğilimi var demek ki yani. Başka eğilimleri de var. Demek ki bütün çocuklar bence tehlike alsın, çocuklarına sahip çıksınlar yani. Kim var yanında, bir hemen anlatır mısın lütfen? Benzer şeyler düşünüyorlar. Ben hemen ilerleyeceğim oraya doğru. Giderken de sizin söylediğiniz şeye de cevap vermek isterim. Evet, insanlar artık gerçekten yıpranmış durumdalar sizin söylediğiniz nedenlerden dolayı. Ve nereye girersem gireyim de beni her gören yolda izle diyorlar ki yani artık hani bir tutuklama olmayacak mı, gözaltı olmayacak mı, alsınlar artık diye. Şimdi ben kahvenin, köy kahvesinde ben karşısında bulunan benzinliğe geldim. Bu benzinliğin şöyle bir önemi var. Hemen onu da söyleyeyim size. Mustafa Erdem'in evinden Çarık Saraylara doğru geldikten sonra ilk market burası. Buraya ait ve motorları içinde benzini buradan alıyorlar. Dün size görüntüleri göstermiştik. Yayınlamıştınız. Burada bir arbede yaşanmıştı. Ali Bey'i görmüştü. Biz Ali Bey'in torununa buradan böyle içecek bir şeyler almak için gelmiştik. Denk geldik Mustafa Erdem'e. O esnada da bir engame çıktı. Ramazan Bey de buradaydı. Merhaba. Merhabalar. Mustafa Bey, Mustafa Erdem kardeşine burada üstüne yürüdüğünde siz de buradaydınız. Nasıl oldu? Bir de size anlatır mısınız? Kendisi siz yayından sonra geldi. Alışveriş yapmak için gelmişti. Kardeşini gördükten sonra biraz tartışma yaşandı. Küfürler vardı. Buna istinaden patronumuz bu olayı duyduktan sonra kendisinin burada alışveriş yapmasını yasakladı. Aklanıp öyle gelmesini talepte bulunuyor. Ha, bir dakika, bir dakika. Böyle Büşra, bir durum Büşra, Ramazan Bey'in çalıştığı o benzin istasyonunun sahibi ve kahvehane sahibi gibi benzin istasyonunun sahibi Mustafa aklanmadan kızının katili olmadığı ortaya çıktıktan sonra mı benzin istasyonunda alışveriş için onu ancak o dükkana sokacak, öyle mi? Aa. Evet. Olsun vallahi, hem öyle, bir de şöyle, bir de şöyle söyledi. Bize saldırdığını görünce, yani siz burada bu insanlar için bu kadar şey yapıyorsunuz, bir de burada gelip size saldırıyorlar. Dükkanıma gelemezler. Kendini aklasın, kızını bulsun. Ondan sonra buradan gelsin, marketinden alışveriş yapsın ya da benzinini alsın. Peki beyefendiye sorar mısınız? Benim gördüm, sadece birkaç sefer gördüm ama daha önceden de geliyormuş. Peki abi, peki yani Şükür'le ilgili ne duymuşlar ve bu cinayetle ilgili ne düşünüyor? Bir de onu sorar mısın efendi hemen hızlıca? Kızın kaybolduğunu siz nasıl duydunuz? Biz Didem Hanım'ın sayesinde duyduk biz bunu. Ben başka bir kasabadan oturuyorum ama burada görev yaptığım için gelip gidiyorum, olayların şeyindeyim. Peki yayınlarda görüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz şu an? Hayatta mı diye düşünüyor, ne diyor? Yani kimse ortaya çıksın artık yani. Hayatta mı diye düşünüyorsunuz? Peki sizce Şükür Türkan hayat? Sanmıyorum, öyle bir de bu kadar yıl geçmiş.
böyle bir durum söz konusu olamaz yani, sanmıyorum. Peki Büşra, teşekkür ediyorum. Sağ olasın Büşra. Bu arada ben bütün Çarık Saraylara seslenmek istiyorum. Bakın beyefendi, Ramazan Bey nasıl güzel medeni konuşuyor. Başka bir kasabada olduğu için o da orada patron adına da konuşuyor. Kendi adına da konuşuyor ve bunun bir cinayet olduğunu düşünüyor. Sağ ol Büşra, teşekkür ederiz. Ya Allah'ınızı severseniz siz şeyi tanıyorsunuz, Mustafa Efendi'yi tanıyorsunuz. Fatma'yı tanıyorsunuz. Beraber elma toplamaya gidenler vesaire. Hızır'ın kız kardeşi mesela Filiz'le beraber siz elma toplamaya gitmişsiniz değil mi? Filiz'le gittiniz. Yani Filiz susuyor. Beraber elma toplamaya gittiğim dönem zaten çocuğun hamile bırakıldığını söylüyorsun. Hayır, onlar ben İsparta'dan geldikten sonra gittim. Kızımızın görüntüsüne girelim. Ben Şükür'den bahsediyorum. Onlarla İsparta'dan sonra geldi. Yani İsparta'ya gittik, geldikten sonra gitmeye başladım. Ama sonuç herkes biliyor. Ondan önce değil. Mustafa'yı tanıyor. Hızır'ın kız kardeşi. Filiz tanıyor. Tanıyor. Hızır tanıyor. Evet. Hızır da tanıyor. Hızır hala hatırlamadın. Kafa yokuşuyor musun hala? Niye sen hatırlamıyorsun o günü? Acaba döndükten sonra, Isparta'dan döndükten sonra beraber mi köye döndünüz? O cesedin taşınması için sen mi yardım ettin Mustafa'ya? Ya da yardım eden Mehmet miydi? Mehmet gitmedi. Kim yani yardım etti Mustafa'ya? Yani Hızır'la gittiyse Hızır'la gitti geriye. Hızır mı yardım etti o zaman? Yardım ettiğini bilmiyorum ama kesin onunla gitti o gün. Peki Hızır niye bu kadar o gün hatırlamıyor, korkuyor? Bilmiyorum dedim hanım. Neden korktuğunu, ne işin korktuğunu bilmiyorum. Tehdit mi var çocuklarımdan dolayı bilmiyorum. Ya da Hızır'ın bir sırrı mı var, onu mu biliyor? Bilmiyorum. Yani dedim hanım, çocukta yani ben girersem çocuklarım var demiştir. Onunla korkmuş olabilir. Acaba köyde yaşanan bazı çarpık ilişkilerden Mustafa da bu ilişkiler yumağında olduğu için haberi olup insanların o olaylarını mı belgeledi? Bilmiyorum. Tıpkı senin fotoğraflarını herkese yaymak istediği gibi. Köydeki evet, başkalarının da fotoğraflarını, özel hayatlarını, kimlerle birlikte olduğunu, kadınlarla, erkeklerle kimler birlikte olduğunu belgeleyip... Benle sohbet etmez dedim ama ben bilmiyorum. Kendisini ne halt ettiğini bilmiyorum. Benle sohbet ediyor. Cinayetten sonra herkesi susturmak için yani kamyon şoförünü susturuyor. Bilmiyorum. Nasıl? Bilmiyorum. Yani ne yaptığını bilmiyorum. Babanı niye böyle tehdit ediyor? Evden böyle klavye kahramanlığı yapıyor. Burada da etti zaten dedim ama ben de etti. Herkes etti. Buradan herkes etti. Babanla derdi ne? Konuşuyor diye. Başka ne olacak? Ha? Konuşuyor diye babası gibi de tehdit ediyor, herkesi tehdit ediyor. Mustafa ne diyor biliyor musun? Diyor ki ben diyor kendi kızımı istismar etmedim. Meryem'e kim istismar ettiyse, Ahmet Bey ekranda olsun lütfen. Meryem'i kim istismar ettiyse benim kızımı da o istismar etmiştir diyor. Olabilir mi? Öyle bir şey olamaz. Çünkü çocuğum orada değildi. Bunu Mustafa diyor. Ben diyor kızımı istismar etmedim. Ben kızımı hamile bırakmadım. Ay. Ama Meryem'le kim birlikte olduysa benim kızımı da o istismar etmiştir diyor. Kesinlikle olamaz çünkü çocuğum Eylül'den sonra oldu. O zaman hiç çocuğum orada değildi. Ya bu fotoğraf öncesinde zaten bu fotoğraf Ağustos ayında. Düğünden 8 gün önce çekilen bir fotoğraf. O yüzden verilsin istedim. Aynen. Düğünde bilen ben var mıyım? Hiç gördün mü? Hayır, düğünde? Ha, düğünde var. Düğünde ben var mıyım? Düğünde işte Kezban'ın oğlanın düğünde var mıyım ben? Hı? Küsüm ben bunlarla zaten o zamanlar. Kezban'la küsüm. Bunlarla küsüdük. Var mıyım o zaman ben? Düğünde niye yok? Öyle olsa yani zarar verdi. Kesinlikle başkası yapsaydı zarar verirdi. Yani başkası o çocuğu hamile aynen bıraksaydı zarar verirdi. Durdurma bizi ya. Ha? Durdurma öyle bir şey. Sadece ortaya bir şey daha atıyor. Yalan hepsi de ya. Onu ikisi birleşmişler onunla ikisi. Meryem'le ikisi işbirliği yapıyorlar. İşbirliği yapmışlar onlar. Yok Meryem konuşmuyordur şimdi kesinlikle. Nasıl? Ben konuştuk sıra onlar beni suçlayacaklar mecbur. Ben dedim zaten şeye de dedim. Komutana da dedim. Ben onları dedik sıra dedim, siz beni çağırdınız ama dedim. Ben dedik sıra onlar beni suçlayacaklar, ben biliyorum dedim ben. İfade alınırken. Ya yüzümü çizmişim de ya önemli değil, ben her yerim kalem olsa ne olur, yazacağım buraya kalemle. Her tarafım kalemle kesesim var yani. Ay yeter artık ya. Çizeceğim her tarafımı böyle sinirden yani. Yüzümü çizmişim de onu söylüyorlar. Çizeyim. Aa, bir tane daha elime çiziyorum. O kadar sinirliyim yani şu anda ya. Ya gözünü seveyim ya Fatma, sen bir şey biliyorsun ve susuyorsun ya. Hiçbir şey bilmiyorum dedim hanım. Bilsem susmam. Bu adam bu kadar çarpık ilişkiler içindeyse sen nasıl fark etmedin 10 yıl boyunca ben ya? Ben fark etmedim. Nasıl fark etmedin? Ya senin kızını istismar ettiğini söylüyorsun. O adamla beraber aynı yastığa baş koymuşsun. Ve anlamamışsın evet yani.
Birdenbire bu adam da Eylül ayında ben bu çocuğu istismar edeyim demiş. Sen değil farkında var mı? Ben bu halimle görmem o zaman. Ben size söyleyeyim. Ya senin fotoğrafını da görüyoruz. Gayet farkındasın yani kızın yanındasın. Sahip çıkıyorsun kızına, evladına sahip ben çıkıyorsun. Ben sahip çıkıyordum. Ben o zamanlar yani bilseydim zaten susmazdım. Kesinlikle hayır. Uf Meryem ya. Meryem ben diyorum. Kaç Meryem beni anıyorsa Meryem ben de seni anıyorum. Aynı şekilde sevgilerimi gönderiyorum sana. Sen neden bu kadar çok Fatma'dan nefret ediyorsun? Acaba kocanla ilişkisini duyduğun için mi bu kadar nefret ediyorsun? Niye bu kadından bu kadar çok nefret ediyorsun? Niye onun görüntülerini Mustafa'dan istiyorsun, sağa sola yayıyorsun? Niye Mustafa'yla işbirliği yapıyorsun? Sen Mustafa'yla, Mehmet'le, Fatma'yla mı beraber? Bu nasıl çarpık ilişki? Yok, Şükür'ün cinayeti bu olayın neresinde? Seni bana şikayet etti o şey Meyrem. Aa. Ne dedi, ne dedi, ne dedi? Bu Fatma dedi böyle böyle nelerle ne yapmış dedi. Bunu ne edeceğiz bu Fatma'yı dedi. Ben de senden fazla mı dedim, kapadı bir edim. Daha bu kaçtıktan sonra. Bundan sonra şey Mustafa'da geldi. Al birini vur ötekine diyorsun. Mustafa'da şu bak şu şununla konuşmuş, şu şununla tamam, konuşmuş, tamam. Şu şununla konuşmuş. Bu hafta bir geçti. Gel hafta bir daha geldi, şu şununla konuşmuş. Kim şu diyor şununla... bunu? Mustafa. Bu kaçtıktan sonra. Meryem de geliyor. Yok Meryem değil. Mustafa geliyor. Mustafa bir araya gidiyoruz. Tamam gidiyoruz bir araya, sonra hemen beraberiz. Gerçekten ya. Beni bununla zıt edecek.